Sosyal mesafeye biraz daha dikkat edelim efendim. Anlatıyor. Yine bildiğini söyleyeyim. Taş bir okul üzerinde iç kale yükseliyor. Burada çok özgün bir topografya çıkabilir. Çok da keyifli olur. Ön tarafta yolu etkileyecek. Yol görüyoruz. Yavaşlatılmış bir yol düzeni olur. Aslında Hisar daha ortaya çıkacak. Evet. Yani. Yoldan geçen vatandaşlar da Hisar'ın içine. Gelin arkadaşlar. Devam edelim. Buyurun. Nasıl mevzu arkadaşlar? Devam edelim. Burası alçak arazi. Evet. Sonradan yaptık. Yani zemin doğalında da çim midir yani? Aslında böyle bir açık alanda kullanılır. Benzer alanlarda kullanılır ama biz bugün artık bunu daha uygun hale getirmemiz de gerekebilir. Çünkü su, bataklık, çamur, aynen, her türlü şey oluyor. Yani. Normalde namaz kılınırken şu şeylerden, ahşaplardan... Yok tamam seriyorlar ama hani ama çim mi olmalı, başka bir şey mi olmalı? Muhtemelen çim değil. Zemini yani düzeltmemiz lazım başka. Değil mi? Çünkü özellikle bahar aylarında insanların mesela, daha rahat kullanabiliyor. Mesela bir drenaj çalışılabilir, evet, evet, suyu toplanabilir. Ondan sonra... sert zemine dönülebilir. Yani... Mümkün olduğu kadar. Ağaçlar evet, korunarak. Evet. Aşkım çok sert zeminde yok, çok dönmeden drenajlarla şey... Ama yani çim mi olmalı gelmesi mesela? Yani sert derken illa taş anlamında evet, demiyorum. Yani illa... Başka bir kullanılabilecek hale getirmek lazım burayı. Biz görüyoruz sıkıntıları. İnsanlar sıkıntı çekiyorlar buraları kullanırken. Hem teşvik etmek adına hem de buraları vurgulamak adına. Bir de bir süre sonra bu dokuyu eğer dokunmazsak buranın namazgah olduğu da unutuluyor. Tabii tabii. Yani parka dönüşüyor. Mesela şey kapanmak üzere. Onur gel yukarı abi. Onur. İleri gitmeyelim. Arkadaşlar biraz geriye gelin. Allah'ım. De bir platform var mı? Seyir platformu? Tam pencerelerin bir metre altında bir tonoz var. O tonozun üstüne çıkılabiliyor. Biz şu an sağlamlaştırmayı bekliyoruz. Oraya da insanları çıkarabiliriz. Hayırlısı bakalım. Çok değerli bir restorasyon olacak. Hızlı başlayabilmemiz de çok güzel oldu. Güzel oldu başkanım. Evet efendim, çok önemli bir kültür merkezi olacak. Çok ciddi bir tarihi dokusu da var. Restore edecek yakın zamanda. Neler söylersiniz? Tarihimizin, İstanbul tarihinin ve Fethi tarihinin aslında iki önemli izi var, başlangıcı var. O günün, o dönemin stratejisi olarak hem Anadolu Hisarı hem Rumeli Hisarı belki de Fethi'nin güvencesi olmuş iki nokta. Bu aynı zamanda burada bir oluşumu da sağlamış. Yani bir mahalle kurulmuş ve yüzyıllardır burada yaşayan insanlar var. Böylesi kıymetli bir alanın çok sağlıklı bir biçime kavuşması gerekiyordu. Bugün Anadolu Hisarı'ndayız. Çünkü burada restorasyon işlerimiz başladı. Hem yanındaki namazgahı da içine alan çok özel bir restorasyon çalışması var. Onayları her şey bitti. Elimizdeki projeyi uygulayacağız ve hem Beykoz'a hem İstanbul'umuza çok güzel bir gezi alanını, tarihle buluşma alanını ve aynı zamanda bir sanat kültür alanını buluşturmuş olacağız, kavuşturmuş olacağız. Tabii buradan hemen karşıya baktığımızda yine Fatih Sultan Mehmet döneminin önemli bir eseri Rumeli Hisarı var. Rumeli Hisarı'nın da ciddi bir restorasyona ihtiyacı vardı. Orada da restorasyona başladık. Yani eş zamanlı iki önemli izi, çok kıymetli iki eseri ve iki izi İstanbullulara ve bütün dünyaya tekrar böyle güçlü bir biçimde tanıtmanın, anlatmanın fırsatını yakalayacağız. Şu durağan zamanlarda, şu zor zamanlarda böylesi güzel işlere imza atan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Umut ediyoruz seneye. Belki de bu vakitlerde, belki de önümüzdeki senenin yaz döneminde
burayı bambaşka bir şekillenmiş, güzelleşmiş haliyle geziyor olacağız. Şehrimize hayırlı olsun. Anadolu Hisarı çok anlamlı bir bölge. Hatta Anadolu Hisarı'nın şöyle bir özelliği var. İstanbul'un ilk belediyelerinden bir tanesidir burası. İstanbul'daki asırlık spor kulüplerinden bir tanesi de Anadolu Hisarı'dır. Bu Hisar'dan almıştır mahallede ismini. Çok güzel bir mahalle kültürü vardır. Hisarımızın Büyükşehir Belediye'miz tarafından restore edilecek olması çok anlamlı. Tarihin yaşatılması adına son derece önemli bir adım. 1380'li yıllarda inşa edilmiş. Sonradan karşısına Rumeli Hisarı inşa edilmiş. Şimdi Anadolu Hisarımızın yeniden ayağa kalkacak olması bizi Beykozluları ziyadesiyle memnun etmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, mesai arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Doğru zamanda başlamış. Arabayı alalım. Şey arkadaşlara da yardımcı olmalıyız. Çok naziksin dostum. Tekil olarak buranın bütünlüğünü bozuyor. Yani burası tek ölçekte çalışılabilir durumda. Burada 3 tane gördüğünüz o güçlü tank var. Onların etrafında 8'e yakın şu küçük ölçek var. Bir de şu ön tarafta gördüğünüz 6 tane küçük birim var. Biz buradaki şeyin yapı alanının, şuradaki tanker alanının kendisini İstanbul'da bir yeşil daha olmayacak bir alana dönüşebileceğini hissediyoruz, görüyoruz. Bu sahanın kendisinde içinde hem yeme içme hem günlük kullanım hem de İstanbul'da bir, yani hemen yanımız Boğaz. Hayal gibi bir mekan. Birbirlerini bağlayacak 3 tankeri müze sergi salonu, etrafındakileri restoran ve günlük kafe kullanım alanları olarak yapıp araziyi de bununla ilişkili bir şekilde kullanacağımız bir proje geliştirdik. Projenin tamamı mevcut yapı kütlesini belirli alanlarda, yapı da diyemeyiz artık onlara, o metalik endüstriyel mirası açıyor ve içine belirli alanlar oluşturuyor, ara katlar da oluşturuyor, içinde ışık alacak alanlar da oluşturuyor. Belirli yürüme setleri oluşturuyor. Bunun gibi iç mekanlar oluşturuyor. Üstlerine çıkar diyor bu imkanla beraber. Şuradan şeye çıkacağız. Şuradan aşağı merdiven yok. Var. Yerine getirmedik mi? Oldu bak. Ya burayı unutmuşum ya. Ya bak millet ne güzel kullanmış ya. Görün ben bakayım bak aşağı. Tamam. 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 Tam